Cezaevlerine yönelik tecrit uygulaması uzunca bir süredir e, devam ediyor. Hak ilahileri devam ediyor. E, bugüne kadar e, tecritlere yönelik dışarıdaki ailelerin direnişleri ve eylemleri de e, devam ediyor. E, yaklaşık 3-4 e, aydan dört aydan e, bu yana annelerin, ailelerin tecrite yönelik eylemsellikleri devam Cezaevlerinin önünde olsun tecritte yönelik basın açıklamaları, Adalet Bakanlığı'nın önündeki basın açıklamaları, e, siyasi partiler önündeki basın açıklamaları hala devam ediyor. Amaç e, cezaevlerine yönelik bu tecritin e, bir an önce sonlandırılması ve e, kırılması. E, gerçekten cezaevlerinde çok ağır e, bedeller ödeniyor, ağır ihlaller var, hak ihlalleri var. Hasta tutsaklarımızın, özellikle hasta tutsaklarımızın e, sağlıkla ilgili ciddi problemleri var. Bugüne kadar onlarca arkadaşımız e, cezaevlerinde şehit düştü. Dün itibariyle de e, Yıldırım Han diye bir arkadaşımız da e, Ankara, hasta Ank Şırnak'tan Ankara'ya sevk edilirken e, orada şehit düştü ve cenazesi e, memleketine, e, ailesine gönderildi. E, onu söylüyoruz. Özellikle Kürt halk önderi e, Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik de ağır tecrit koşulları yaklaşık 40 aydır e, devam ediyor. Sadece ona yönelik değil, beraberinde kalan e, diğer arkadaşlara yönelik de tecrit politikası devam ediyor. Gerek Hamili Yıldırım, gerek e, Vesi Aktaş arkadaş, Ömer Hayri Konar arkadaşa yönelik tecrit politikaları da aynen devam ediyor. Vesi Aktaş'ın e, geçenlerde tahliyesi söz konusuydu uzatması söz konusu Uzatıl, uzatıldı. Ee, onun bilgisini aldık. Ee, yani bu tecrit politikası geneldir. Ee, sadece Kürt halk önlerine değil tüm tutsaklara yönelik ağır bir tecrit koşulları uygulanıyor. Amacımız aileler olarak e, federasyon olarak, tutuklu aileleri derneği olarak e, bu tecritin e, bir an önce e, kırılması yönde dışarıdaki kitlelerimizin özellikle sivil toplum örgütlerinin siyasi partilerin bu konuda e, duyarlı, daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Özellikle e, sesimizi ne kadar gür çıkarsak, ne kadar çok güçlü bir ses çıkarsak tecrit politikalarının da kırılması yönde e, çaba göstereceğimizi umuyoruz. Bu yönlü e, çalışmalarımız da, mücadelemiz de devam ediyor. Federasyon olarak biz de, tuadeler olarak biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Tecrit'i bir genel olarak düşünmek gerekir. Yani bu tecrit politikalarının bir parçası olarak ee, özellikle seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik e, görevden alma e, görevden alma durumları da e, bu sıralar söz konusu bunun önlenmesi için de yani tecrit bir e, topyekünde, tecrit politikasının yansıması belediyelere halka e, bütün bölgelere yansıması oluyor e, bunun bir an önce e, giderilmesini, daha doğrusu sesimizi yükselterek bu teriz politikalarını kırmaya yönelik çabalarımız olacak. Bu eylemselliklerimiz devam ediyor. Dedim ya cezaevlerinin önünde olsun, dışarıda olsun, annelerin eylemi olsun, aile, ailelerin, barış annelerinin özellikle bu konuda yoğun eylemsellik süreçleri devam ediyor. Bunun kırılması yönünde sonuç alana kadar, sonuç alana kadar mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Sivil toplum örgütlerinin de partilerin de bu konuda duyarlılık göstermelerini bekliyoruz. Özellikle meclisteki, parlamentodaki e, siyasi partilere başta DEM Parti olmak üzere diğer siyasi partilerin de bu konuda devreye girmelerini istiyoruz. Bu tercih politikaları bir topyekündür. E, mecliste de bu konuda e, ciddi bir baskı oluşturulmasını istiyoruz.